için başlatıldığı düşünülüyor. Böyle bir algı var. Millet İttifakı kurmayları genelde bunları söylüyor. Sizin perspektifinize göre Cumhur İttifakı belirli aralıklarla neden Erdoğan'ın adaylığını tartıştırmak ister? Çünkü şöyle, çok büyük sorunlar var ülkenin içinde, yaşamında ve bu sorunlara dair iktidar bloğunda herhangi bir yeni bir reform, yeni bir yapısal sorunla mücadele için adım olmadığı için bu tür gündemleri yaratmayı tercih ediyor iktidar kanadı. Bir de tabii şöyle bir algoritmayı geçmişte çok fazla deneyimlemiş oldu iktidar. Önce mağdura yatıp sonra da aynı o mağduriyet kadar sahte bir mağrur duruşla kitlelerin tekrar etrafında toplanmasını, konsolidasyon sağlanmasını çok kez deneyimledi. Dolayısıyla ezberindeki yerden, yani bildiği yerden devam etmek istiyor. Ezberine baktığımızda bir yapay bir mağduriyet. Çünkü bu ikinci bölümü özellikle, mağrur tarafı özellikle vurgulamak istiyorum. Kitlelerde, yani daha doğrusu Türkiye toplumunda şöyle bir yanılgı var. Mağdur olan kazanır, mağdur olanı seçmen destekler diye bir yanılgı var. Bence mağdur olanı desteklemiyor. Mağduriyet karşısında mağrur bir duruş gösterdiğine inandığını destekliyor. Erdoğan ve AKP geçmişte bu tür bir şey, yapay bir iklimi fazlasıyla yarattı ve bundan beslendi. Ve yine şimdi de aynı şekilde ülkenin gerçek sorunlarından uzaklaşıp gündemi de belirleyebilmek açısından bu çağrılara giriyor. Şimdi maalesef siyasetin şöyle bir sıkışmışlığı da var. Siyaset tarafında liderler buna cevap verse bir sorun, vermese başka bir sorun. Çünkü cevap verdiği zaman tam da iktidarın başarmak istediğine dahil olmuş oluyor. Yani toplumun gerçek gündeminden koparıp bu tür yapay sentetik tartışmaların içerisine düşmüş oluyor. Cevap vermediği takdirde de başta kamu yapıcılar olmak üzere siyasileri çok fazla yargılamaya başlıyor. Böyle bir şey karşısında nasıl susarsın? İşte bu anayasa ihlalidir vesaire gibi ideal olanı tarif eden ama gerçekten kopuk bir baskıya dönüşüyor. Bu nedenle muhalif tarafta bana göre, yani ben olsam ne yapardım sorusuna cevap aradığımda, bu tür gündemleri hiçbir şekilde gündeme almam ve aday olmasının önüne de bir engel olmadığını rahatlıkla ifade ederim. Aday olsun, hatta mümkünse madem adaylığına çok meraklılarsa bir an evvel erken seçimi getirsinler. O çok istedikleri adayına bir kere daha aynı görevi verip 4-5 yıl bu tartışmayı kapatmış olsunlar. Bunun dışında bir alternatif söyleme çok katılamadığımı ifade etmek istiyorum açıkçası. Detaylara da biraz girmek istedim. Örneğin bu gündemi ikinci veya üçüncü kez ısıtarak önümüze koyan isim Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli oldu. İlk kez kendisi gündeme bu kadar yüksek perdeden taşıdı. O taşımasının arkasından da neden Bahçeli gündeme taşıyor, ne kastediyor? Erdoğan'ın üçüncü adaylığının önünde engel yok vurgusunu yaptı. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı da Bahçeli'yi artık ciddiye almıyoruz, saraydan talimat dedi. Nasıl okunmalı bu karşılıklı yanıtlar ve sorular? Şimdi şöyle, zaten MHP'ye baktığım zaman uzun süredir bir ekonomi politikası yok. Bir eğitim politikası da yok açıkladığı, toplumla paylaştığı. Sağlık politikası yok, adalet politikası yok, dış politikası yok. Yani bir MHP politikası, MHP önerisi diyeceğimiz bir öneri yok. MHP uzun süredir iktidar adına, bir iktidarın ortağı olarak daha çok aslında hedefleştirme siyasetine tayyip oluyor. Hedefleştirme siyasetine talep açıyor. Bunun yanına eklediği bir başka bir şey var. O da yapay gündemler yaratma pozisyonunu üstlenmiş durumda. Şimdi dolayısıyla bu şeyde, yani bir siyasi parti ya toplum için öncelikli olan politikalarını açıklar ya da bunları yapar. MHP ilkini yapmadığı için daha çok iktidar içerisinde anladığımız kadarıyla bir örtük bir rol bölüşümü söz konusu. MHP daha fazla aslında bu tür gündemleri kaşıyarak, kendince bir sınır çizerek, işte bunu söyleyebilirsiniz, bunu söyleyemezsiniz, sen şunu açıkla bakayım tarzında bir şey, siyaset biçimiyle daha çok hedefleştiren ve gerçek gündeminden koparan bir yapıda. MHP açısından şöyle bir tutarlı durum da var. MHP zaten bu tür bir işte daha toplumcu politika üretse de üretmese de belli bir oy oranının altına düşmüyor. Dolayısıyla hani AKP'den daha rahat bunu yapabilen bir parti. Sanırım iki taraf da bunu fark etmiş olacak ki bu görevi
yani bize göre örtük, onlara göre belki açık olabilir bir şekilde MHP vermiş durumda. Ama tekrar ediyorum, muhalefetin çok önemli bir sorumluluğu var. Bu tür gündemlere kapılmadan, toplumun gerçek gündeminden kopmadan bunları anlatılması. Bakın mesela belli ölçümler bize doğalgaz faturasında, elektrik faturasında ödemeyenin, Türkiye'de çok küçük bir, işte ödemekte zorlanmayanın Türkiye'de çok küçük bir azınlığa düştüğünü, geri kalan ezici çoğunluğunun bu iki temel ihtiyacı dahi karşılamakta zorlandığını gösteriyor. Şimdi siyasiler baktığında bunu mu dile getirecek? Bu sorunu tespit edip buna dair çözüm politikaları mı dile getirecek? Yoksa zamanın ne zaman olmadığı belli olmayan bir seçimde hukuki olarak hangi engelin olup olmadığını mı konuşacak? Dolayısıyla bu şeyde bu arayışlara dahil olmamak lazım ve muhalefetin kendi gündemini yaratıp kendi gündeminde iktidarı savunmaya düşürüyor olması lazım. Çünkü iktidarın savunması gereken çok fazla sorun var şu an Türkiye'de. Bu tür sorunlar muhalefetin ana gündeminde olması gerekiyor. Çünkü seçmen de bir bakıma, seçmenle konuştuğunuzda seçmenin gündeminde bu konular yok. Seçmenlere dair yapılan hiçbir çalışmada böyle bir gündem olduğunu görmüyoruz. Ama başka gündemleri var. Bu nedenle de seçmen kendi gündemine hangi siyasinin bağlı kaldığına bakıyor. Ne sosyal medyadaki tartışmacılar gibi, kamuoyu yapıcı isimler gibi televizyondaki, ne de bir başkası gibi bir derdi yok. Daha doğrudan kendi somut sorunlarını dert etmiş durumda. Sayın Aksoy, son soru belki de en çok merak edilen kısmı. 3 gün kaldı. 3 gün sonra tarihi bir buluşma olacak. 6 partinin genel başkanı bir arada olacaklar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu belki bununla ilgili, belki faturalarla ilgili bu akşam saat 10'a bir randevu verdi. Önemli meselelere dair açıklamalar yapacağını da kaydetti. İlk buluşma olacak. Dolayısıyla buna dair yani tarihi 12 Şubat görüşmesine geri sayımda 3 gün kalmışken neler biliyoruz, neler konuşuluyor, neler öğreniliyor? Liderlerin size göre beklentisi nasıl? Parti örgütlerinin beklentisi nasıl? Ama bir yandan da seçmenin beklentisi var ki en önemlisi o. Seçmen çözüm duymak istediğini akşam programlarında konuşmuş, bizzat sizin araştırmalarınıza dayanarak da bu meseleyi irdelemiştik. Peki genel başkanların ilk buluşmasından çıkacak sonuç ne olacak gibi? Şimdi şöyle, en önemli başlıklardan bir tanesi şu. Muhalif kanatta çok birbirine benzeyen yapılar yok. İdeolojik olarak anlamlı farkların olduğu farklı siyasi partiler bir araya geliyor. Bunun içerdiği tehditler ve fırsatlar var. Tehdit, anlaşabilecekler mi sorusu. Fırsat ise şu, birbirine benzemeyen partilerin bir arada olması çok büyük bir imkan sunuyor. Herkes farklı bir seçmen grubunu konsolide edebilme yeteneğine sahip. Bu da ittifakın daha da büyümesini, daha büyük kitlelere ulaşmasının önünde önemli bir potansiyel yaratıyor. Şimdi ilk bölüme geldiğimizde, tehdit bölümüne geldiğimizde bir araya gelebiliyor olmaları ve birlikte çalışabileceklerine dair seçmene verecekleri en önemli göstergelerden biri. Çünkü seçmenden soyut düşünmesini beklemek çok gerçekçi değil. Yani sürekli bir soyut olarak bunu gözünde canlandırmasını beklemek çok gerçekçi olmayabilir. Bu nedenle daha somut, daha ete kemiğe bürünmüş hali o toplantıda ilk kez seçmenin karşısına çıkacak. Üstelik bu tablo sadece bugünkü oy karşılığıyla ölçülürse eksik kalır. Çünkü o işte 6 liderin bir araya gelmesi aslında topluma farklı alanlarda yönetme yeteneğine sahip bir yetenek kapasitesini de göstermiş olacak. Her liderin ayrı bir devlet birikimi, ayrı bir yönetim birikimi, ayrı bir geçmişinde üstlendiği uzmanlıklar ve sorumluluklar mevcut. Toplum apayrı yetenekleri olan, apayrı birikimleri olan ve güçlü de birikimleri olan, güçlü de yetenekleri olan bu liderleri bir arada gördüğünde muhalif bloğu gözünde daha iyi canlandıracak, muhalif bloğun yönetebilme yeteneğine dair inancını artırmış olacak diye tahmin ediyorum. O yüzden bu görüşmeyi çok önemseyenlerden biriyim. Açıkça ifade etmekte fayda var. Bu bir arada olmayı. Geçmişte çünkü özellikle liderlerin kişisel tercihlerinden, kararlarından dolayı benzer ittifaklar, benzer işbirlikleri çok kez bozulmuştu. Ama bu kez liderler çok daha kararlı ve hakkını da teslim etmek lazım.
fikirlerinden öte ihtiyaçları önemseyen bir grup bir araya gelmiş durumda. Liderler yapısı oluşmuş durumda. Bu nedenle bir arada olmaları, ilk açıklamaları yapmaları, sonraki işbirliğine dair işaretler vermeleri önemli. Çünkü bu lider grubu bir araya geldiğinde aslında